Abiler hoş geldiniz. İnşallah bugün bizim için çok 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 önemli bir dersi işleyeceğiz. Şimdi bizlerin, insanların genel olarak özellikle İslami coğrafyadaki sorgulayan insanların akıllarında takılan bir takım bir soru var. Yani neden diyorlar ehli küfür ve delalet hidayete galip geliyorlar? Şimdi bakıyorsun ki abi Yahudiler işte örnek veriyorum farklı inanıştaki, farklı ideolojideki insanlar hep Müslümanlara galip gelmişler. Hep böyle Müslüman coğrafyasındakilere diyelim ki şu an gündemimizde geçmişe katmıyorum. Şu andan bahsediyoruz. Hep bakıyoruz ki ya hep galip gelmiş. Hep şu anki Müslüman coğrafyalarında sıkıntılar var. Hep bakıyorsun ki mesela Yahudiler hep güçlüler. Hep örnek veriyorum her yerde güçleri var, her yerde imkanları var. Neden bugün bizler bu kadar sıkıntı içerisindeyiz? Neden bugün İslam coğrafyaları hem bölünmüş hem kan ağlar bir vaziyette? Bak Üstad Hazretleri şöyle bir şey söylüyor bu konuyla alakalı. Diyor ki hakiki İslamiyetin kuvveti nispetinde Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehli İslam temeddül edip terakki ettiği tarih gösteriyor. Ve ehli İslam'ın hakayki İslamiye zafiyeti derecesinde tevahuş ettiklerini, vahşete ve tedenniye düştüklerini ve her cümert içinde belalara mağlubiyetlere düştükleri tarih gösteriyor. Sair dinler ise bilakis diyor. Yani bugün bizlerin problemi İslam coğrafyasındaki bütün Müslümanların problemi diyor diyor İslamiyet'in kuvvetine nispeten. Yani biz iman hakikatlerini, İslam hakikatlerini kendimizi istinat edemiyoruz. Yani onlardan bir takım bir şekilde uzaklaşmaya başlıyoruz. Bak başka bir yerde şöyle bir şey söylüyor Üstad. Diyor ki hem tarih şahittir ki ehli İslam ne vakit dinine tam temessük etmişse tam manasıyla bizler bugün tarihe baktığımız zaman İslamiyet'e en yakın olduğumuz, en çok Kur'an'la haşır neşir, sünnet-i seniyeli haşir neşir olduğumuz zamanlarda o zamana diyor. Nispeten terakki etmiştir. Ne kadar ilerlemişizdir. Şimdi bundan örneklerini vereceğim ben. Ben sadece şeyden bahsetmiyorum. Hani böyle örnek veriyorum topraklardaki güçlerden hem de ilmi noktalardaki güçlerimizden bahsediyorum. Bak şimdi birazdan bunlara değineceğim yani böyle havadan konuşmayacağız. Ne vakit diyor? Selabeti terk etmişse, tedenni etmiş. Yani düşüşe doğru gitmiş. Bak Hristiyanlık ise bilakistir. Bu da mühim bir farkı esasiyeden neş'et etmiştir. Şimdi ben bakıyorum ki abi tarihe İslam'dan Kur'an'dan, sünnetten bizler ne zaman ayrılık noktasına gelmişiz? Ne zaman aramızda soğukluk girmeye başlamış? Sünnet seni hayatımızdan çıkmış, Kur'an hayatımızdan çıkmış. Kur'an'ı anlama çabası hayatımızdan çıkmaya başladığı günden bugüne bizler bir anda düşüş konumuna gelmeye başlamışız. Şimdi bak Üstad şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bizim diyor düşmanımız cehalet. Şimdi peki neden biz bugün böyle sıkıntıdayız? Şimdi mesela insan diyor ya, Amerikalılar, ya Yahudiler, yok bilmem neler, yok şunlar Bunlar, bunlar hep ileri seviyededir. Hep teknoloji onlarda işte Müslümanlarda böyle bir şey yok. Müslümanlar hep cahil. Sanki insanlarda şöyle bir algı oluşmaya başladı. Müslümanlık demek cahillik demek. Sanki bu algı var insanlarda. Hani Müslüman olduğun zaman örnek veriyorum böyle bilime dair ilime dair, sanata dair bir şeyleri hayatında bulundurmaman gerekiyor. Sen ilmi noktada ilerleyemezsin gibi bir algı oluşmaya başlamış bizde. Bak Üstad da diyor ki bizim diyor düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üçü diyor bizim düşmanımız. Birincisi diyor cehalet. Hiçbir şekilde ilim noktasında bizlere lance edilmiş olmasından dolayı ilmi noktada ilerleyemiyoruz. Yani Müslüman dediğin zaman Müslüman evinde oturacak sadece Kur'an'ı okuyacak dışarıya çıkmayacak. İşte akşama kadar da işte zikirini yaparsın, ibadet yaparsın bu kadar. Yani bizlere anlatılan bizlere kabul ettirilen İslamiyet bu noktada olduğu için biz de bunları yapıyoruz sanki. Ve bugün ilerleme noktasında geride kalmışız gibi bak diyor ya cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Yani ayrı Şimdi bizlerde var mı bu İslam coğrafyalarında? Ne yazık ki var. Bizler bir bakıyoruz ki işte bütün İslam coğrafyası bin parçaya ayrılmış. Hepimizde ayrılıklar var. Hatta işte kendi ülkemizde, kendi cemaatlerimizin arasında bunlar var mı? Hepimiz ayrılığa girmişiz. İkincisi diyor üstad, zaruret. Bugün bizim üstad başka bir yerde şey söylüyor. Diyor ki biz zaruret diyor bizlerin damarlarına kadar işlemiştir. Hani abi zarurettir yapacağız. Zarurettir işte şuna yapacağız, şuna edeceğiz. Mesela zaruret var abi o yüzden kredi çekeceğiz mesela. İşte abi zaruret var o yüzden şunu terk edeceğiz. Şimdi bunlar bizim hayatımıza girmiş. Biz zaruret kelimesi bizim hayatımıza o kadar çok girmiş ki bizler bunu devamlı bir şekilde kullanıyoruz. Yani bir hastalık boyutuna gelmiş. En ufak bir sıkıntı da zarurettir deyip kaçıyoruz. Doğru mu? Bugünkü dersimizin en büyük konusu cehalet konusu abi. Şimdi bakıyoruz ki bizlere lanse edilmiş. Şimdi bugünkü biraz asıl dersimizin konusu bu. Yani karşı taraf bizlere onların istediği düşünceyi hayatımıza sokmuşlar. Yani Müslümanlık gülmeyeceksin, eğlenmeyeceksin. Müslümanlık budur diyor. Müslümanlık örnek ve hayattan zevk almayacaksın. İlim talep etmiyor. Bir Müslüman işte ilim adamı olmaz. Bu lense edilmiş sadece bizlere. Şimdi bak diyor ki bizim diyor düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Ancak bugün İslam coğrafyalarında tekrardan bir şeyler görmek istiyorsak biz yani tekrardan ayaklanma istiyorsak ki bunu dilimizle söylüyoruz işte kalp ile de artık bunu tasdik ediyorsak o zaman bunlarla diyor cihat cihat meydanına çıkmamız lazım. Ve diyor bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiyata sevk eden hakiki kardeşlerimiz. Üstad Hazretleri burada o hutbede konuşuyor yani bu hutbe kısmında. Oradaki Kürt kardeşlerine sesleniyor. Diyor ki bak hakiki diyor kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Şimdi bugün bizlerin kendi ülkemizde de ayrımcılık var mıdır abi? Kürtler, Türkler yok şunlar bunlar gibisinden böyle ayrımcılığa girmiş miyiz? Ne yazık ki girmişiz değil mi? Ve bu bizim en büyük problemimiz değil mi? En büyük problemimiz. Bak diyor ki, zira diyor husumette fenalık var. Husumete de vaktimiz yok. Ya biz bugün Türk-Kürt sorunu yüzünden birçok noktada geriye kalmışız. Biz bugün cehaletimizi işte kapatıp yani üzerine bir şeyler eklemeye çalışmak için çabalamamız gerekirken kendi içimizdeki ufak tefek şeylere takılıp birbirimizi yeme konumuza gelmiş miyiz? Evet gelmişiz. Şimdi gerçekten bu böyle mi? Yani bize aktarılan işte Müslüman hiçbir şekilde ilimle talep etmez, sanatla talep etmez olayı Gerçekten böyle midir? Bak şimdi birazcık tarihe bakalım. Bak şimdi mesela bakalım ünlü Müslüman ilim adamlarına bak. İbn Sina. İbn Sina dediğimiz zaman tıbbın kurucusu. Ha. Yani o kadar ilmi noktadır ileriye gitmişler ki. Yani o zaman da El Kanunü Fittip diye bir kitabı var, eseri var. Yaklaşık 1 milyon kelimeden oluşan bir cilt ansiklopedisi bu. Hala da bilim dünyasında kabul görüyor bak. Üstüne bir eser yazılamamış. Yani onu işte tamamen ortadan kaldıracak bir eser yok. Bak bu kadar ileriye seviye gitmiş. Şimdi bakıyoruz ki e, İbn Sina ya Müslüman Müslüman İslamiyeti en böyle sıkı olunduğu zamanlarda ortaya çıkmış bir Müslüman. Şimdi bak devam edelim. Kadızade Rumi. 16. yüzyıllarda yaşamış. 16. yüzyılların sonlarında. Astronomi ilminde çok ileriye gitmiş. ya. Hani Müslümanlar sadece evde oturacaktı. Hani Müslüman sadece zikir çekip örnek veriyorum Kur'an okuyacaktı. Hani Müslümanlar ilimle bilimle hiçbir şekilde uğraşmayacaktı bak. Mahmut Şirvani Osmanlı zamanınca Osmanlı'nın en iyi tıpçısı diye biliniyordu. Bak çok enteresan Ya, ya hani Müslüman bunları yapmayacaktı. En iyi ilmi noktada Müslümanların bilim noktasında ilerlediği seviyeler ben bakıyorum ki abi tarih boyunca Kur'an'a ve sünnete en çok sıkı oldukları zaman. Bak devam edelim. Mesela bakalım. Ali Kuşçu Osmanlı zamanında astronomi ilminde ileriye seviye gitmiş. Eserler yazmışlar ya. Bak çok enteresan. Bak Katip Çelebi. Astronomi ve coğrafya noktasında çok ileriye seviye gitmiş. E şimdi biz bakıyoruz. E hani Müslüman böyle? Müslüman böyle olmaması lazım. Bize anlatılan, bize lanse edilen, bize kabul ettirilen Müslüman Müslüman platformunda böyle bir şey yok. Ama bakıyorsun ki her türlü ilmi noktalarda ileriye seviye gitmişiz. Ama ne zaman gitmişiz? Çok önemli. En çok İslamiyet'e, en çok Kur'an'a, sünnete yakın olduğumuz zamanlarda biz bir bakmışız ki ilmi noktada en ileriye gitmişiz. Gerçekten böyle. Bak Üstad şöyle söylüyor. Diyor ki bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır diyor ya. İşte bu cehalet noktası gelmesinin sebebi en üstün olan Kur'an'dan biz uzaklaşmamız demektir. Bizlerin problemi cahiliyeti ortadan kaldırma noktasında bir çaba sarf etmiyoruz. Şimdi bizler neden bunları yapılır? Neden bunu kabul etmiş? Çünkü bizlerin değerleri ellerimizden alınmış abi. Yani bizlerin İslamiyet'in ana değerleri elimizden alındığı için bizler bugün birçok noktada tutunamıyoruz. Tutunamadığımız için İslamiyet'ten uzaklaşıyoruz. İslamiyet'ten uzaklaştığımız için bugün cahillik çukurlarında onların istediği noktada ilerliyoruz. Şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Abiler bunu bileniniz var mı? Bir yemek türü. Bileniniz var mı? Şimdi bunu bilen maklube. Şimdi bunu bilen terör örgütüne <laughs> bunu bilen şey bir terör örgütü mesul olarak şöyle kenara çekebiliriz. Şimdi abiler bunu evet değil mi? Birçoğumuz biliyoruz. Maklube diye bir yemek türüdür. Doğrudur değil mi? Tadı giyenler var mı? Varsa kardeşim sizi bir alalım. Al. <laughs> Şimdi bakın bu yemeği gösterdiğimiz zaman hepinizin aklına bir terör örgütü geliyor. Doğru mu? Değil mi? Onun yemeği gibi geliyor. Bakın abiler bu aslında İslam tarihinde çok önemli bir yemek. Ama birçok kişi bazı terör örgütleri bunun gibi şeyleri bizlerin elinden almış abi. Maklube nedir biliyor musunuz? Aslında tarihçesini biliyor musunuz? O büyük komutan Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettiği zaman Araplar çok iyi bilir bu yemeği. Çok sevdikleri bir yemektir ama aslında bu yemeğin özü daha çok etli değil de patlıcanlı bir yemektir. Hatta adı da bazancani diye bir yemektir. Daha sonra Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethettiği zaman diyorlarken yani o büyük komutana bir yemek düzenleyelim, bir yemek verelim diyorlar. Daha sonra işte diyorlar ki ya Selahattin Eyyubi de Kürttür, eti de sever. Diyorlar ki et katalım birazcık içine. Yaptıkları zaman Selahattin Eyyubi'nin önüne getiriyorlar, yemeği ters çeviriyorlar. Aynı bu bugünkü yediğimiz gibi. Ters çevirince maklube de ters çevirilmiş manasındadır diyor ki bu maklube nedir? Yani ters çevrilmiş dedir. Diyorlar ki çok hoşlanıyor gidiyor Arapların. Diyor ki maklube artık diyor bu yemeğin adı maklube'dir diyor. Bak yani zafer yemeğidir bu. Şimdi İslam tarihinde o zamandan bugüne kadar bu zafer yemeği bizlerin aslında tarihinde oturmuş bir şeydir. Ama bugün bazı insanlar bunun gibi birçok değeri bizim hayatımızdan çıkarmışlar ki biz tarihimizi unutalım. Bizler gerçek değerlerimizi unutalım. Bak çok enteresan abi. Maklube dediğin zaman Selahaddin Eyyubi aklına gelmiyor. Kudüs Hüsnü Fethi senin aklına gelmiyor. Bir terör örgütü. Bunu yapalım yiyelim derse kaçar herkes. Değil mi? Evet. <laughs> Sıkıntı. Şimdi bakacağız bak. Başka bir şeyden bahsedeceğim abi. Elimde gördüğünüz bayrak ne? Şimdi cımbızcılar gelir vardır. <laughs> i̇şte <evet>, mavi elinde <laughs> fotoğrafı tık ekran görüntüsü. <laughs> evet. Bu gördüğünüz ne İsrail var değil mi? Siyonistlerin bayrağı. Doğru mudur abi? Değil mi? Bak ortasında bir tane logo var. Doğru mu? Şimdi ben bunu dediğim zaman, şunu gördüğünüz zaman İsrail aklınıza geliyor. Doğru değil mi? Hatta bak ben bu bende de vardı. Birçok kardeşimiz belki görür. Böyle eski yapılara gittiğiniz zaman camiler, işte medreseler oralarda şu sembolü görürsünüz. Hatta ben de böyle biraz daha İslami noktalarda araştırmaya girmeden önce daha ilk zamanlarım. Hele ki işte Umre'ye gittiğimizde o zamanlar çok bilmiyoruz falan. Vay diyorum bak. Işte. İsrail'e bak her yere girmiş. Sembol bırakmış, işaret bırakmış. Bak bu zihniyet. Yani şunu gördüğümüz zaman değil mi kardeşim? Normalde ne gelir aklına? İsrail geliyor. Doğru mu? Değil mi? Bak İsrail. Yine bir sembolümüzü almışlar. Doğrudur. Değil mi abi? Şimdi abiler biz bakıyoruz. Aslında bu Siyonizmin bayrağı dediğimiz bu şey 1800 yılların sonunda işte 1. Siyonist Kongresi'nde ilan ediyorlar. Yahudiler. Bu bizim bayrağımızdır diyorlar. Bu bizim sembolümüzdür. Ama aslında şu olay normalde Davut Aleyhisselam yıldızıdır. Bak abi orijinali de budur. Şimdi bak baktığımız zaman orijinali budur. Normalde bu bizim sembolümüz ama ne yapmışlar abi? Bizden almışlar gördün mü? Bizim sembolümüzdü bizden uzaklaştırmışlar. Bak normalde budur. Davut Aleyhisselam'ın yıldızıdır. Bunun hatta başka bir şeyi vardır. Dört köşeli iki tane. O da örnek olarak Süleyman Aleyhisselam'ın mührüdür. Bunları bizden ne yapmışlar? Bizlerden almışlar. Nasıl alıyorlar? Bak gördün mü? Kendi değerlerimizi bizden almaya başladıklarında bizler kendi İslami noktalarda tutunacağımız dallar kırılıyor ve bizden İslamiyet'e hiç bir şekilde tutunamaya başlıyoruz. Ve değerlerimiz yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Peki bu neyden kaynaklanıyor? Bak işte üstad diyor ki işte o tedenninin mühim bir sebebi. Düşüşlerimizin bizleri yönlendirmelerinin mühim bir sebebi bazı rüesayla haksız olarak millete fedakarlık iddia eden sahtekar hamiyet furuşlar veya velayeti dava eden ehliyetsiz bir müteşahihlerdir. Fakat sünnet-i seniye muhalif olan bu sünnet Seyye, yine istibdattan seyyatındandır. Şimdi yani abi bizleri yönlendirenler, bizleri yanlış noktaya ilerletenler, bizlere hala İslamiyet'i yanlış anlatanlar, yanlış lanse edenler. İslamiyet budur. Oturacaksın evinde, sakın dışarı çıkmayacaksın. Eşinle git eğlenmeyeceksin. Çocuklarınla eğlenmeyeceksin, gülmeyeceksin. Gülersen Müslüman olmaz. Hiçbir şekilde ilim talep etmeyeceksin, okumayacaksın. Bak gördün mü İslamiyet'i nasıl lanse ettiler bize? İşte kimler Etti biliyor musun? Bunları, bu değerlerimizi alanlar bize bunları lanse ettiler. Ama şimdi biz diyoruz ki abi tamam biz Kur'an'a yapışalım ama ondan sonra istediklerimiz olsun. İşte böyle de aslında olmuyor. Yani olay sadece Kur'an'a yapışmakla da değil. Bak şimdi Üstad şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki şeriat ilahi ikidir diyor. Yani Allah'ın şeri kanunları ikiye ayrılıyor. Diyor ki birisi diyor sıfatı kelamdan gelen şeriattır ki beşerin efali ihtiyaresine tanzim eder. Yani bugün bildiğimiz Cenab-ı Allah'ın işte olay. Bak şimdi ama bizim burada ilgilendiren ikinci mesele. Diyor ki ikincisi sıfatı iradiyeden gelen ve evamiri tekvini tesmiye eden şeriatı futliyedir ki bütün kainat cari olan kavanin adetullahın muhassalasından ibarettir. Evvelki şeriat nasıl kavanin akliyeden ibarettir? Tabiat denilen ikinci şeriat dahi mecmu kavanini itibariden ibarettir. Sıfatı kudretin hassası olan tesir ve icmada da malik değildir. Yani adetullah kanunları. Cenab-ı Allah adetullah kanunlarını kainata koymuş ki sen o kanunları yerine getir ama yerine getirirken ben zaten sana yardım edeceğim. Yani bugün bize lanse edilen Müslümanlık gibi abi otur orada hiçbir şey yapma. Allah sana gönderecek. Öyle bir durum yok. Örnek veriyorum. Sen hiç duyurma. Allah sana birilerini gönderecek. Öyle bir durum yok. Bak bizim buradaki çabamız ne? Bir şekilde insanlara kendimizi duyurma bir çabamız var. Ama duyurma noktasında biz fiiliyatı yerine getiriyoruz. Duyurup duyurmamak Cenab-ı Allah'ın kudretinde. Onun ilminde. Aynı şekilde şimdi bizler İslami noktada tekrardan bir şeyleri istiyorsak sebepleri yerine getireceğiz ama sonucu Cenab-ı Allah'tan bekleyeceğiz. Yani seferler bizden, zafer Allah'tan olması lazım. Gün hayatı, günlük hayatımız yaptığımız her bir fiiliyatta hizmetimizde, aile hukukumuzda devlet hukukumuzda, bütün günlük iştigal içerisinde neylerle uğraşıyorsak hepsinde sebepleri yerine getirip neticeyi Allah'tan biz bekleyeceğiz. Ama biz bugün dersek ki sebebi de yerine getirmiyorum. Cenab-ı Allah'ın koyduğu kanunlara aykırı hareket ediyoruz. Peki bizler sebepleri yerine getirirken abi bakalım gerçekten bir Müslüman gibi hayatımızı idame ettiriyor muyuz? Yoksa bugün şu biraz önce bayrağına bakıp işte belki içimizden hiç güzel şeyler geçirmediğimiz insanlara göre mi? İnsanlar gibi mi yaşıyoruz? Şimdi Kur'an'da İsrailoğullarıyla bugün bizler kendimizi karşılaştıracağız. Diyor ki A'raf suresinde geçiyor. Peygamberlerine inanmalarına rağmen cehaleti hakikatle değiştiriyorlar. E şimdi bizde var mı? İlim yerine cehalete koymuş muyuz hayatlarımızda? Var abi. Şimdi bunu kimse in inkar etmesin. Hayatlarımızda cehaletimiz var. Aynı şekilde Bakara suresinde geçiyor. Yine İsrailoğullarından bahsediyor. Bak diyor ki ahirete inanmalarına rağmen dünyayı ahiretin önüne almışlar. Şimdi biz bugün başkalarına bakmamız gerekmez. Kendi günlük hayatımızda ahiret mi, dünya mı arasında ne kadar çok fiiliyat gerçekleştiriyoruz. Yani ben ahiret için ne kadar uğraşıyorum, dünya için ne kadar uğraşıyorum. Bunu bir kendimize bakalım. Hırsla mı? Yani bu dünyalık bir mal için gösterdiğimiz hırsı, mücadeleyi acaba ahiret için gösteriyor muyuz? Bak yine Bakara suresine geçiyor. Kendilerine gönderilen vahye inanmalarına rağmen İsrailoğulları ha. Kitaba uyacaklarını, kitabı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. E öyle değil mi? Biz şimdi bir ayet söylüyoruz. Ya orada onu söylenmiyordur ya falan. Bir hadis söylüyoruz. Ya bu hadis şimdi zayıf mı, şişman mı belli değil. Bak bunlardan biz bahsetmiyor muyuz abi? Bak günlük hayatımızda böyle değil mi? Ya bir ayet söylüyoruz. Ya o ayette şunu açık net bir şekilde söylüyor ama biz hemen kendi hayatımızda böyle teviller yapmaya çalışıyoruz. Son olarak abi diyor ki yine Bakara Suresine geçiyor. Birçok imtihana ve mucizeye şahit olmalarına rağmen kalplerini bir türlü yumuşatamıyorlardı. E şimdi bizde de bu var. Kalbimiz bir türlü yumuşatamıyor. Ya birine abi Allah rızası için dediğimiz zaman veya biri bize bunu dediği zaman gerçekten kalbimiz titriyor mu? Ya kandırılsak da Allah rızası için kandırılalım diyor muyuz acaba biz kendi hayatımızda? Diyemiyoruz abi bak diyemiyoruz. Bak burada saydıklarımızda hepsi İsrailoğulları için kullanılıyor bak Kur'an'da geçen ayetler hepsi İsrailoğullarını anlatıyor. Ama işte biz burada da bunlar İsrailoğulları içinmiş. Bak abi aynı benziyoruz ya benziyoruz. Bak. Ya Rabbim inşallah okuduğumuz zaman şu ayetleri aramızda böyle dünyalar kadar fark olacak bir ayet yaşamayı bizlere nasip eder ya. Rabbim inşallah kendi değerlerimize de sahip çıkabilmeyi hem bize hem bizlerden sonraki de nasip eder. Allah rızası için El Fatiha. mesela.